gençler kimya adasısınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz canlar çalışmalarımızı sürdürelim haydi bakalım ne yapıyorduk şöhretler karmasının 20'li pen denemelerini çözüyorduk ve 5 nolu denememize geldik. Haydi bakalım ilk sorumuz kimya ile alakalı gelsin. Evet denememizin 8. sorusu kimyamızın da 1. sorusu oluyor zaten. Demiş ki bakın bu artık mutlaka bilmemiz gereken bazı bileşiklerin varlığını gösteren bir soru ki ÖSYM mutlaka zaten bununla ilgili soru da getirdi bizim önümüze. E biz de bunları bilelim arkadaşlar. Zaten kullanıyoruz biliyoruz hep söylüyoruz. Şimdi burada demiş ki aşağıdaki bileşiklerin hangisinin yaygın adı karşısında yanlış verilmiştir. Evet NH3 deyince amonyak aklımıza gelecektir. Bakın sodyum bir karbonat bu yemek sodası C şıkkı doğru. Kezap nitrik asit evet doğru. Potasyum hidroksit potas kostik mesela sodyum hidroksit olsaydı bu sut kostik oluyordu biliyoruz. HCl olsa mesela tuz ruhu mesela C6 H12O6 olsa bu mesela glikoz bunları bilelim. Şimdi kalsiyum oksit kalsiyum oksit sönmemiş kireç. Hocam sönmüş kireç nedir dersen onu da hemen kalsiyum hidroksit olarak söylüyorum bakın bu sönmüş kireç. Bir de ne var Kalsiyum karbonat var. Kalsiyum karbonat da kireç taşıdır. Onu da belirtelim. Burada hangisi yanlıştır demiş. Cevap da bu durumda B'dir diyoruz. Geldim 9A. 9. soruda elimizde bir tane perüchetfen var görüyorsunuz ki ve buradaki elementlerle alakalı hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakalım inceleyelim demiş ki Y ile T elementlerinin elektron bulunduran katman sayıları aynıdır. Bu şu demektir aslında aynı periyottadır demektir. Öyle mi? Y ve T bakın 3. yatay sırada aynı periyotta. O yüzden bu ifademiz zaten doğru geldi. Devam edelim şimdi. Z elementi kimyası olarak A metallere benzer. Z kim bakalım? Z 3A grubunda bulunan ve 3A'nın 2. periyodunda bulunan değil mi? 2. periyot elementidir diye bakıyoruz. E kimdir bu? Bu o zaman bor elementidir. Bor zaten yarı metaldir. Yarı metaller kimyasal özellikler bakın dan ametallere benzerler, ametaller gibi kovalent bağlı bir bileşik oluşturabilirler ama fiziksel özellikler bakımından da metallere benzerler. İşte tel ve leva haline getirilebilirler, bunların erime ve kaynakları noktaları yüksektir gibi. O zaman demek ki bu ifademiz de doğru geldi. Kimyasal olarak tabii ki bunlar ametallere benzerler. Şimdi C şıkkını bir geçiyorum. D'ye bakalım. L ve M'nin değerlik sayıları farklıdır demiş. Aslında L ve M aynı grupta. Aynı grupta olan elementlerin Değer elektron sayıları aynıdır ama bir farkımız var. L burada helyumdur. L burada helyum olunca L'nin aslında buradaki değer elektron sayısı 2 oluyor, değil mi? Çünkü hani değer elektron sayısı 2 demek aslında son katmanda 2 elektron vardır ama biz niye buraya koyuyoruz helyumu? İşte helyum çünkü soy gazı olduğu için. Ama diğer soy gazların hepsinin değer elektron sayısı 8'dir. O yüzden L ve M aynı grupta olmasına rağmen değer elektron sayıları farklıdır ifadesi doğru geldi. Devam edelim. K ve T'nin iyonik bağlı TK3 bileşi oluşturduğundan bahsetmiş. Öyle olabilir mi? Bak şimdi T nerede? T demen Z'nin altında. O da 3A grubu elementi. Ama 3A'nın metali. Şimdi T ne yapar? iyon oluştururken elektron verir. Şimdi zaten T'nin proton sayısı 13'tür. 3 elektron vererek aslında kendini hani 2 8 yapar. Kendini en yakın olan soy benzetir. O zaman demek ki T'nin 3 elektron vermesi lazım. E bunu kim alacak? Bak K hemen 7A'da bir elektron ihtiyacı var. O zaman K ne yapsın? 9 tane protonu var ama 10 elektron olması için eksi 1 ile yüklenmesi lazım. Yani bir elektron alması lazım. O zaman T3 elektron verirken K'da bir elektron almaya çalışırken o zaman bir tane T alırız. 3 tane de K alırız. TK3. Zaten çaprazlanınca ne olur? Hani bu 3'ü aslında şu aşağıya yazabiliyoruz. Buradan da görebiliriz. Sonuçta bu de doğru geldi. Peki X ile Y'nin kimyasal özellikleri benzer mi? C şıkkından bakalım. Evet aynı grupta olunca aslında kimyasal özellikleri benzerdir. Mesela burada L ve M dese evet bunların kimyasal özellikleri benzer. Ama X ve Y diyorsa X yalnız hidrojendir. Hidrojen bir ametaldir. Diğer bir A grubu elementlerine benzemiyor. O zaman ne diyeceğiz? Benzemez kimse sana diyeceğiz. Bu şarkıyı söyleyeceğiz arkadaşlar. Cevap da bu durumda. C şıkkıdır diyoruz. Geldik ona. Onun soruda elimizde Lewis yapısı bir elementin sembolüyle son katmanın değer elektron sayılarını taşıyan gösteren noktalar oluşur bir ifadesi var, bilgisi var. Hani elementin ya da işte bileşiğin Lewis yapısı ilgili burada bir bilgi verilmiş görüyorsunuz ki. Buna göre verilen bileşten hangisinin Lewis yapısı yanlıştır diye sormuş. Şimdi sodyum hidrüre bakalım. Sodyum proton sayısı 11 zaten. 2, 8, 1. Bak sodyum bir a grubu elementi ve artı 1'dir. Demek ki bu metaldir. Bunu vermek ister. Hidrojen zaten nedir? Hidrojen e, 1'dir ve bunu 1'i 2 yapmak ister. O zaman hidrojenin de etrafında bir tane elektron var. Sodyum e, sodyumun etrafında bir tane elektron var ama hidrojen ihtiyacı oluyor. Sodyum da vermek istiyor. O zaman sodyum ne yapar? Hidrojene vererek sodyum artı 1 ile yüklenir. Hidrojen de bu elektronları aldığı için kendine helyum yapar mutlu olur. O zaman artı bir eksi bir iyonik bağlı bileşik çok güzel bir bileşik oluşur. Peki amonya bakalım. Şimdi azot nerede? Azot hemen bakarsanız azot proton sayısı 7. 2 5 diye dağıtıyoruz. Değer elektron sayısı 5'tir. Yani azotun etrafında aslında 5 tane nokta var. 8'e tamamlamak için üç tane elektrona ihtiyacı var. Bir ametaldir. Elektron alması lazım. Ama hidrojen de alması lazım. O zaman şuraya bir hidrojen gelir. Buraya başka bir hidrojen gelir. Buraya başka bir hidrojen gelir. Bu elektron lar eşlenerek kendini tamamlarlar ve azota bakarsanız azot 2 4 6, 8 etrafında 8 elektron var. Hidrojenler zaten kendini ne yapmış? 2 yapmış bakın görüyorsunuz ki onlar da mutlu. Evet amonyak molekülünü biz bu şekilde oluştururuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Devam edelim. Acaba sodyum nitrür böyle midir? Zaten sodyumu görmüştük. Bir tane elektronu vermek istiyor. Azot da 3 tane almak istiyor. Bakın azotun durumu şu. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman ne olur? Bir tane sodyum buraya verir. Bir tane sodyum buraya verir. Bir tane başka bir sodyum buraya verir. O zaman azot ne yapar kendini 3 tane sodyumdan gelen elektronlarla ki bakın 5'ti bakın sodyumlardan birer tane geldi kendisini eksi 3 ile e, burada yakalar. Ama sodyumun yükseltgen basamağı bir tane verdiği artı 1 ama biz ne yapıyoruz 3 tane sodyum alıyoruz. Yani 3 tane sodyum birer tane elektron vererek artı 3'ü bu şekilde aslında totalde sağlamış oluyorlar. O yüzden bu da doğru olmuş oluyor. E şıkkına bakalım. D bir kalsın. Şimdi E şıkkında kim var? CH4 var. Karbon 4A'da. Etrafında 4 tane nokta var. Bunu görebiliyorsunuz değil mi? Karbon çünkü 2 4'tür. 4A'dadır. Ve ne olacak o zaman buralara? Birer tane hidrojenler gelecek. Hidrojenler gelerek buraları eşlerler tabii ki. Eşleyince buraları tamamlarlar ve bu yapı CH4 molekülü apolar bir molekül olur. Evet bu da sıkıntı yok. Evet bu da doğru geldi yani. Peki D şıkkını niye atlıyorum acaba? Şimdi D şıkkında karbon ve oksijen arasındaki yapılara bakarsanız şöyle bir şey var. Karbon zaten 2 4 hani 4 tane elektron var etrafında. Tamamlamak istiyor kendini. 4 bağ yapmak istiyor. Oksijene bakarsanız oksijende 2 8 e, pardon 2 6. Oksijen etrafını da 1 2 3 4 5 6 yani oksijen hem şurayı hem burayı eşlemek isterken iki tane bağ yapmak ister. O zaman şöyle bir şey olur. Merkeze biz karbonu koyarız tabii ki. Karbonu merkeze koyarız. Oksijenin bir tanesi solda, bir tanesi sağda. Bunlar ikişer tane bağ yapar. Karbon kendini dört bağ yaptığı için mutlu olur. Ama bakın böyle yapmış. Sıkıntı yok. Bakın şunlar aslında bağdır. Sıkıntı yok ama ne sorunu var? Oksijen üzerindeki ortaklanmamış elektronları yazmamış. Yani aslında oksijenin üzerindeki elektronları da böyle yazması gerekir. Böyle yazarsa oksijen kendini dört yapar. Halbuki sekiz yapabilmesi için şu elektronların mutlaka varlığı olması gerekirdi. Olmamış, yanlış olmuş. Cevapta bu durumda yanlış sorduğu için D'dir diyoruz. 11'deyiz. Elimizde saf X ve Y sıvılarının sıcaklıkla buhar basınçları arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik var. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Benimse tavsiyem burada aynı sıcaklık değerlerinde bunların buhar basınçlarını bir kıyaslayın. Mesela diyelim ki bak şu sıcaklığı görüyor musunuz? Kimin buhar basıncı daha fazla? X'in buhar basıncı bu kadarken Y'nin buhar basıncı bu kadar oluyor. Görüyor musunuz? Yani şöyle bir dik dindik görüyorsunuz. indik yani bakarsanız. Konuşamıyorum kusura bakmayın. X'in ki bu kadar. Y'nin ki bu kadar. O zaman X'in buhar basıncı aynı sıcaklıkta ne olur? Y'den daha büyük. Bakın o zaman şöyle diyeceğiz. Aynı sıcaklıktaki buhar basınçlarını kıyaslarsak X büyüktür Y. Dolayısıyla bu şudur aslında. Uçuculuktur. uçuculukta da ne olur? x büyüktür y'dir. Değil mi? x daha fazla uçabilir ve daha fazla birim hacinde bulunabilir ve daha fazla basınç yapabilir. E uçuculukta da çekim kuvveti nedir? Ters orantılıdır. O zaman demek ki moleküler arası çekim kuvvetlerine bakarsak bu durumda y büyüktür x olacaktır. E kayma noktaları molekül çekim kuvveti doğru orantılıdır. O zaman kayma noktalarını kıyaslarsak arkadaşlar gene y büyüktür x olacak. Zaten bir şey daha söyleyeyim mi? Bir sıvı niye kaynar mesela bakarsanız? Bir sıvı sahip olduğu buhar basıncı dış basınca eşitlerse kaynar değil mi? Şimdi bunlar arkadaşlar aynı dış basınç mesela bir atm dış basınç deniz seviyesinde olduğunu bunları düşünelim. Deniz seviyesine bakar mesela ilk sıvısı. X sıvısı buhar basıncını artırır artırır artırır. Tam buhar basıncını deniz seviyesinin e, dış basıncı 1 atm'dir. Tam 1 atm'ye ne zaman ulaşıyormuş? Bak 70 santigrat derece. O zaman zaten x'in kaynama noktası 70'tir deniz seviyesinde. Peki y ne yapıyor? Y de buhar basıncı tam 1 atm'yi 120'de yapıyor. Yani artırıyor 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 ve tam 120 santigrat dereceye geldiğinde 1 atm yapabiliyor. O yüzden demek ki y'nin de normal kaynak noktası yani deniz seviyesinde kaynak noktası 120 santigrat derecedir diye, diye yorum yapabilirdik aslında burada. Peki hangisi doğru demiş? Haydi bakalım ne demiş arkadaşlar? Aynı sıcaktaki buhar basıncı fazla olan x'tir. Zaten onu söylemiştik. x büyüktür y demiştik. Bu ifade doğru geldi. Deniz seviyesinde x'in kaynak noktası 70'tir. Zaten onu da söylemiştik. Bu da doğru geldi. Devam edelim. Aynı ortamda y'nin molekülasında çekim kuvveti x'inkinden küçük mü? Hayır olmadı. Çünkü neden? Kaynak noktası büyük olan molekül çekim kuvveti fazla olması gerekir. O yüzden bu ifade olmaz. Cevapta da 1-2 yani C'dir diyoruz. Geldik 12'ye. Şimdi aşağıda bazı karışımlar verilmiş ve bunların ayırma yöntemleri de aşağıda belirtilmiş. Buna göre hangisinin demiş su ile oluşturacağı karışımı ayırma yöntemlerinden hangisiyle ayırmak için uygun olmayan bir yöntemden bahsetmiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi alkolle su nasıl karışır? Alkolle su homojen karışık Çok güzel çözünürler. Homojen sıvı sıvı karışımları biz çözelti örneği demek istiyoruz. Yani görüyorsunuz ki e biz bunları kaynak noktası farkına göre ayırabiliriz. Ve bu da ayrımsal damıtmadır zaten. O yüzden burada ayrımsal damıtma zaten burada uygulanmış oluyor alkolle. Bunu alabiliriz. Devam edelim bakalım. Diğerine yemek tuzu. E yemek tuzu da suyla çok güzel karışır. O zaman bu da bir çözelti oluşturur. Ve ama bu da kaynağı noktası farkına göre katı sıvı. O zaman biz burada basit damıtmayı uygularız. O zaman bu da zaten oldu. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi zeytinyağı diyorsak. Zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkma derler değil mi? Zeytinyağı ve su heterojen sıvı sıvı karışım yani bir emisyon örneğidir. Evet emisyonları biz yoğunluk farkına göre yani ayırma ile ayırabiliriz. O yüzden arkadaşlar bu da uygundur. Herhangi bir sıkıntı yoktur burada. Devam edelim. Şimdi talaş tozu. Talaş tozunu biz suya atarsak ne yapar? Talaş tozu zaten suyun üzerinde yüzecektir. Dolayısıyla arkadaşlar yüzen kısmı biz çok rahat bir şekilde alabiliriz. Talaş tozu yüzdürme yöntemiyle uygun olur. Ama Kum kum ne yapar? Dive çöker. Düve çeken kumu biz ne yapacağız? O zaman süzeceğiz, değil mi? Süzerek ancak ayırabiliriz. O yüzden süzme yöntemi burada verilmemiş. Cevap da bu durumda E şıkkıdır diyoruz geldik 13'e şimdi elimizde bir düzenek var bakın ne yapmışız elimizde bir erlenmaya var içerisinde nitrik asit koyuyoruz ve üzerine potasyum hidroksit çözeltisini damla 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 damla, damla ilavesi yapıyoruz görüyorsunuz ki buret'teki çözelti ilavesi yapıyoruz ki bak erlenmayada nedir asittir bak H+ artı ve nitrat iyonları vardır burada evet üzerine ne ilavesi yapıyoruz potasyum hidroksitten potasyum artı ve OH-1 geliyor yani baz geliyor arkadaşlar asitin üzerine baz gelirse e, ne olur bu durumda Asitteki H artı iyonlarıyla bazdan gelen OH eksi bir iyonları tepkimeye girerek suyu oluştururlar ve bu zaten bizim net iyon tepkimesi. Yani asitin etkisini biz bazla götürmüş oluyoruz burada. Buna göre o zaman şimdi demiş ki Erlen Mayer'deki net tepkime bu mudur? Hayır bu değildir. Tamam bu olur aslında. Bak ne olur zaten aslında şu var. Potasyum artı bir var. Nitrat eksi bir var. Burada potasyum nitrat iyonunu oluşturur. potasyum nitrat iyonik bağlı oluştururlar ama bu bizim seyirci iyonlarımızdır. Bu net iyon tepkimesi değil. O yüzden bu ifademiz olmadı. Erlen çözeltinin pH değeri zamanla artar. Evet bak burası asit olduğu için asitin pH değeri nedir? 7'den küçüktür. Sen şimdi bazı ilavesi yaparak ne yaparsın? olayı nötrleştirmeye çalışırsın ve pH'i 7 yaparsın. Hatta bazın aşırısında ilavesi yaparsan pH 7'den de yükselir. O yüzden pH bu durumda ne yapıyor? Artıyor. O yüzden bu da doğru geldi. Haydi bakalım 3. öncü de demiş ki nötrleşme tamamlandığında oluşan çözelti elektrik akımı iletmez. Olur mu hiç öyle şey? Ortamda ne var? Potasyum artı 1 ve nitrat eksi 1 iyonları hala var. Bu iyonların varlığı Elektrik iletkenliğinin varlığını işaret eder. O yüzden bu ifade de olmaz. Bize demiş ki hangisi yanlış? Hangisi yanlış? 1-3 yanlış. cevapta D oluyor deriz. Geldik denememizin son sorusuna. Şimdi elimize diyor ki belli miktarda amonyak gazı var. Bu atom sayısının K olduğunu ve normal şartlar altındaki haciminde V litre olduğundan bahsediyor. Buna göre V ile K arasındaki bağıntı nedir diye sormuş. Şimdi atom sayısı demiş ya biz hemen bunun bir mol sayısını bulalım istersen. Yani mol atomunu bulalım. Normalde bir mol atom olsaydı değil mi? Bir mol atom olsaydı diye bakarsanız aslında bu normalde nedir? Na tane yani Avogadro sayısı kadar atom demektir. E şimdi... K tane atom varsa o zaman kaç mol atom dedir diye bakarsak o zaman demek ki elimizde bakarsanız EK bölü NA mol aslında elimizde atom var. Bunu anlayabiliyoruz. Ama şimdi normalde bakarsan bileşiğimiz kaç mol? Bilmiyoruz yani mol sayısını. Mesela bileşiğimiz e, x mol olsaydı mesela. Elimizde x mol amonyak varken aslında hani x mol azot 3 x mol de hidrojen toplam 4 x mol atom var değil mi? İşte aslında o zaman ben burada bileşim mol sayısını düşünürsem bileşim mol sayısıyla atom mol sayısı arasında 4 katlık bir fark vardır. O zaman demek ki bileşim mol sayısı mol atomun sayısının dörtte birdir. O zaman demek ki aslında bileşiğimizde elimizde K bölü 4 Na mol bileşiktir. Yani elimizde bu kadar bir bileşik var. Bu bileşiğimizin ismi de amonyakmış. Evet. Bunu böyle yakalamış olduk. Şimdi molü bilirsek her şeyi bulabiliriz. Şimdi normalde diyor ki bunun hacmi V litreymiş. Şimdi normalde eğer elimizde 1 mol amonyak olsaydı bunun normal şartlar altındaki hacmi 22,4 litredir. O zaman K bölü 4 Na mol elimizde amonyak varsa acaba bu da kaç litreymiş? Bu da V litre bize bir olarak vermiş mi? İşte burada işler dışlar çarpımından V ile karşısındaki ilişkiyi herhalde bulabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hadi bulalım arkadaşlar. Nasıl yapacağız? İşler dışlar çarpımından. 22,4 çarpı K bölü 4 NA eşit olması lazım. 1 çarpı V. Evet. Buradan arkadaşlar K'yı yalnız bırakırsam ne olur? İşte içler işler dışlar çarpımından ne olur diye bakarsak. 4 NA çarpı V eşittir. 22,4 çarpı K olur diye düşünebiliriz. Ki zaten bunu da vermiş mi? Evet bak şöyle bir şey vermiş. Bak 1'e karşılık 22,4 5.6 geliyor. O zaman NA çarpı V eşit olması lazım. 5.6 çarpı K. Var mı böyle bir şey? Evet var. Cevap da bu durumda. A seçeneğimiz oldu. Güzel bir mol sorusuyla arkadaşlar. Denememizde sonuçlandırmış olduk. Umarım verim almışsındır. Evet 5 nolu denemeyi bitirdik. Şimdi 6 nolu deneme sana ödevdir. Haydi bakalım görüşmek üzere. Hedefimiz full.